Hazır mıyız arkadaşlar? Peki, teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün 31 Temmuz, bir ayın sonuna daha geldik. İnşallah önümüzdeki ay daha bereketli, daha feyizli, daha huzurlu bir ay olur diye temennide bulunuyorum. Tabii sadece memleketimizde değil, son zamanlarda dünyada da ciddi, üzücü hadiseler meydana geliyor. Bir taraftan Suriye'deki karışıklık zirveye çıkmış durumda. Öbür taraftan Sudan'da bir kalkışma var, bir hareket var. Libya'da aynı kampın diyelim, bir kısım mensupları bir tarafı, diğeri Birleşmiş Milletler'le birlikte öbür tarafı destekliyor. Sudan'da, sonra tabii başka yerlerde de, Cezayir'de de uzun yıllar başta bulunan bir kişinin vefatı, bunlar da bazı endişelerin doğmasına vesile oluyor. Arakan'daki kargaşa hala durmadı. Yemen'deki katliam durmadı ne yazık ki. Ve bunların arkasından son zamanlarda bir de Nijerya'da uzun zamandır bir sükunet varken tekrar bir hadise meydana geldi. 65 kişinin hayatını kaybettiği bir hadise. Tabii Nijerya'nın bizim için birkaç önemi var. Çok uzakta ama D8'lerin bir üyesi. Afrika'nın en kalabalık ülkesi, farklı kesimlere, inançlara mensup insanların aslında uzun bir zamandır birlikte yaşadıkları, huzur içinde yaşadıkları bir ülke, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslümanlardan meydana gelse de Hristiyanlar ve Afrika'daki bazı inanç sahiplerinin yaşadığı geniş bir ülke, ama orada da huzur uzun zamandır sağlanamıyor. Çelişkili haberler var. Tabii bu haberler bizi endişeye sevk ediyor. Tam olarak ne olduğunu ben bildiğimiz noktasında değilim. Ama bazı kesimler cihat ediyoruz diyerek eğer katliama kalkışıyorlarsa bu yaptıkları işin cihatla da İslam'la da en ufacık bir alakası yok. Onu hemen ifade etmek isterim. Çünkü cihat aslında savaşa giden yolu kapamak için yapılır buyurulmuş. Yani bir katliam için değil veya insanları belli bir inanca zorlamak için değil. Tam manasıyla savaşa giden, kargaşaya giden yolu tıkamak için yapılan bir mücadele olarak tarif edilmiş. Bundan dolayı masum insanları katlederek bunu cihad olarak vasıflandırmak en hafif tabiriyle gaflettir. Ama yeri geldiği zaman ihanete kadar uzanabilir bu tarif. Bu vesileyle ben hem Nijerya halkına hem de hükümetine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Tabii Türkiye'de ana meselelerimiz belli ama bazı tali meseleler, ferdi meseleler de gündeme geliyor. Bu meseleler bizi hükümetin duyarsızlığından, hükümetin bir takım konulara yaklaşırken hiç de itina göstermeden yaklaşmış olmasından dolayı endişeye sevk ediyor. Bildiğiniz gibi Doğu Türkistan'la alakalı bir konu gündeme geldi. Doğu Türkistan aslında şu anda bizi endişeye sevk eden bir takım gelişmelere şahit. Biz Türkiye'nin Çin'le olan münasebetlerinin gelişmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir dostluk bağı kurulmalı ve Türkiye ile Çin arasında ciddi bir
münasebet tesis edilmeli ama yeri geldiğinde de Çin hükümetini elbette dosyada da uyarmaya, yapılan bir takım yanlışlıklar varsa bu yanlışlıklardan onları vazgeçmeye davet etmek de bizim üzerimize bir vecibe olarak düşer. Ancak son zamanlarda Doğu Türkistan'da her ne kadar farklı kanaatler de serdediliyorsa da insanın kabul edemeyeceği kadar sert bazı muamelelere tabi tutulduklarına Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin şahit oluyoruz veya bu duyumları alıyoruz. Bu duyumlar da sadece duyum değil. Yani bazı kişiler buradan akrabalarıyla telefonla bile görüşme imkanına sahip olamıyorlar veya onlarla ilgili bir haber çıktığı takdirde oradaki akrabaları kesinlikle bir şiddet muamelesine tabi tutuluyorlar. Tabii bütün bunlar olurken geçen hafta bir tanesi de bunlardan Zinnet Gül isimli Doğu Türkistanlı bir anne ve iki çocuğunun yurt dışı edilmesi. İşte bu noktada biz Çin hükümetine değil bizim hükümetimizin Türkiye'yi yönetenlerin bu hadiselerden ne kadar bir haber olduklarına, birinin yaptığıyla öbürünün söylediğinin bir türlü birbiriyle uyuşmadığına şahit oluyor. Böyle kopukluk olmaz muhterem arkadaşlarım bir ülkede. Olay medyaya yansıyınca göç idaresi önce sınır dışı haberini yalanladı. Yok böyle bir şey dedi. Akabinde ise iadenin Çin'e değil Tacikistan'a yapıldığını duyurdu. Bizim ne devlet geleneğimizde ne misafirperverliğimizde ne de mazlumlara kol kanat germe konusundaki duruşumuzda böyle bir tavrın yeri hiçbir zaman olmamıştır. İdam tehlikesi bulunan bir insanın hele de çocuğuyla beraber bir kadının ihraç edilmesi kabul edilebilecek bir tutum değildir. Biz Mısır'a iade edilen Abdülhafız'ın bugün akıbetinin ne olduğunu bilemiyoruz. Bundan dolayı da Türk hükümetini özellikle idamın neredeyse kesin olduğu ülkelere bir takım insanların, bize sığınmış insanların iade edilmesi kabul edilebilir bir husus değil. Zaten uluslararası yasalarda da bu kabul edilmiş bir özellik husus. Yani bizde olmayan daha ağır bir ceza başka bir ülkede varsa, hele idam gibi bir hüküm orada geçerli ise biz o ülkelere suçlu diye iddia edilen insanları iade edemeyiz. Hiçbir ülke iade etmez zaten. Bize bazı kişilerin Avrupa'dan, Amerika'dan istememize rağmen iade edilmemelerinin sebebi bizde idam cezasının olması değil, daha ağır cezaların olmasından kaynaklanıyor. Nerede kaldı idam cezası? Tabii bu kapsamda gündemimizi sık sık Suriyeli göçmenler, mülteciler meşgul ediyor. Bu konu üzerinde, yani Suriyeliler üzerinde Allah saklasın Türkiye'de bir kaos ortamı doğurabilecek tehlikeli gelişmelerin doğmasından endişe ediyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de bundan dolayı bir olumsuzluk yaşanmadı. Türkiye'mizde kolay değil. 3,5-4 hatta bazıları kaçak göçmenleri de sayarak 5 milyona kadar çıkıyorlar. 3,5-4 milyon ama en azından Suriyeli göçmen var. Biz iktidarın Suriye politikasını benimsemediğimizi, çok yanlış bir politika izlediklerini baştan beri duyurduk. Ancak Suriyeli mültecilere karşı yürütülen harekatın sırf iktidara karşı olduğu için yapılmasını da
doğru bulmuyoruz. Bir hata başka bir hatayla önlenmez. Ümit ederiz ki iktidar yaptığı hatanın kendisi farkına varır ve kabullenir. Çünkü hatasını kabullenmezse düzeltme şansı ve ihtimali olmaz. Ama insanlarımızı da, ülkemizde yaşayan bütün kardeşlerimizi de ırkçı fikirlere dayanarak bir nefret duygusu oluşturma yolunda tavır belirlemelerini doğru bulmadığımızı açıkça söylemeyi bir görev sayıyoruz. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak hayati tehlikeden dolayı Türkiye'ye sığınan milyonlarca insana bizim kucak açmamız aslında dünyaya da örnek oldu. Onu da hemen ifade edelim. Hiçbir ülke bizim yaklaşımımızı sergileyemedi. Dünyada mazlum olan insanların batılı ülkelere sığınma gayreti içine düştüklerinde binlerce mültecinin denizlerde boğulduğunu, ölüme terk edildiğini, sınırlarda çok mağdur şartlar altında bir yaşantı sürmelerine sebebiyet verildiğini hepimiz biliyoruz. Bunun için şunu hemen söyleyelim. Elbette Suriye mültecilerinin durumunun halledilmesi icap eder. Bu kadar uzun bir süre Türkiye'nin bu kadar ağır bir yükü taşıması mümkün değil demeyeceğim ama çok ama çok büyük bir külfet getirir üzerimize. Ancak bunun çözümü Türkiye'mizde değil, bunları hemen dışlamakta değil, Suriye'de barışın tesisi için elimizden gelen bütün gayreti göstermekte yatar. Suriye'de barış olmadan bu mülteciler kendi memleketlerine dönmezler, dönemezler. Sadece şimdi üzerinde durulan konu şu. Efendim sınırda bir huzur bölgesi inşa edilsin, temin edilsin. Mülteciler buralara gitsinler. Artık derinliği 30 kilometre mi olur? 40 mı? 50 mi olur? Ayrı bir şey. Böylece orada barış sağlansın. Yani yapılabilirse iyi bir şey gibi gözüküyor ama ben bununla mümkün olduğu kanaatinde değilim. Zaten iş bizim elimizden çıktı. Hükümet artık, Türk hükümeti artık Suriye politikasında belirleyici bir rol oynayamıyor. Çünkü Rusya ve Amerika doğrudan doğruya meseleye müdahil oldular. İran da bir noktaya kadar müdahil oldu, etki gösterdi. Ama şu gün içinde bulunduğu şartlardan dolayı İran'ın ben Suriye ile fazla meşgul olduğu kanaatinde değilim ama onlara da çağrıda bulunuruz. Kesinlikle ne pahasına olursa olsun, kim yaparsa yapsın, elbette ki Suriye hükümeti dahil bir takım kimyasal silahlar kullanılmasına, belli bölgelerin, İdlib gibi bölgelerin sürekli olarak bombalanıp masum insanların katledilmesine razı olamayız, rıza gösteremeyiz. Ama bunun yolu sadece protesto etmekten geçmez. Aciz içine düştüler. Başlangıçta yaptığımız itirazlara, ikazlara itibar etmediler. Artık işin içinden çıkamıyorlar. Kendileri çözemiyorlar. Çözülmesine de vesile olamıyorlar ne yazık ki. Allah kimseyi onların düştüğü bu hale düşürmesin. Allah kimseye de böyle bir şaşkınlık nasip etmesin demekten öteye gidemiyoruz. Biz bugün hamasi bazı nutuklarla bu meselenin üzerine gitmek isteyenler var. İşte muhacir ve ensar benzetmesiyle. Elbette bu benzetmeler bizim için güzel benzetmeler. Onlar muhacir, biz de ensarız, kucak açarız. Ama bu sözler oradaki vahşetin dinmesine ve insanların kendi ülkelerine dönmelerine fırsat vermiyor, yeterli olmuyor. Avrupalıları
bilmem Amerikalıları tehdit ederek de bir yere varılacağı kanaatinde değilim. Yani Sayın Dışişleri Bakanı bir yaptığı açıklamada bizim çektiğimiz sıkıntıları anlayabilmeniz için kapıları bir açarız. Bakayım nasıl mücadele edeceksiniz. Onlar da kaparlar. Ne edeceksin? Sizin bizim kapıları açmamız onların da bırakın gelsinler demesine vesile mi olacak? Başka yerlerden gelenlere nasıl engel oluyorlarsa Türkiye'den gidenlere de engel olurlar. Ha biraz daha ızdırap artar. Biraz daha sıkıntı artar. Mülteciler biraz daha hayatları mültecilerin zorlaşmış olur. Bundan dolayı biz hakikaten üzüntü içindeyiz. Bizi şahsen Saadet Partililer olarak en çok üzen husus bu hükümetin ciddi bir dış politika vizyonunun olmamasıdır. Günlük hadiseler karşısında tavır belirlemeye çalışıyorlar. Günlük hadiseler karşısında belirlenen tavır genel bir perspektif içinde, vizyon içinde yürütülmüyorsa hiçbir netice vermez. Hep yanlış noktadan girdi. Irak'ın müdahalesine destek verdiler. Asla arkasından Amerika, İngiltere, Irak'a müdahaleden dolayı insanlık suçu işlemiş kabul edildi. Hem Bush hem bile Malezya'da yapılan bir mahkeme neticesinde suçlu ilan edildiler. E biz de onlarla beraber suçluyuz. Çünkü en büyük desteği biz verdik. Karayolundan geçenlere izin vermediğimiz için Amerika'da bizi suçladı. Hava sahamızı açtı. Deniz limanlarımızı verdik. Hava alanlarımızı tahsis ettik. Bu vebal yeter de artar. 1,5 milyon insan katledildi. Arkasından Suriye. Sonra Yemen. Sonra Libya. Biz neden Libya'ya mani olamadık? Bugün Libya'nın içinden çıkılamaz, Libya içinden çıkılamaz bir hale geldi. Amerika ile bilmem Fransa bir tarafı destekliyor. Birleşmiş Milletler ve Avrupa öbür tarafı destekliyor. Biz de Birleşmiş Milletler'in yanındayız. Ama hiçbir değişiklik olmuyor. Çözüm de önümüzdeki günlerde gözükmüyor. Tabii muhterem arkadaşlarım bütün bunları söylerken bazı konulara da bir defa daha temas etmekte fayda görüyorum. Bunların içinde elbette ekonomi her zaman Türkiye'nin şu anda bir numaralı meselesi haline geldi. Diğerlerini hafife almak için değil. Bundan dolayı da Türkiye'de adalet mekanizmasının da doğru dürüst çalışmaması Türkiye'de bazı kesimlerin kendini güvende hissetmemelerine vesile oluyor. Düşünen, fikir üreten, çözüm arayan, mevcut kalıpların içine kendi fikirlerini sokamayan insanlar kendi fikirlerini, düşüncelerini rahatlıkla terennüm etmek isterler. Böyle bir durum karşısında iktidar bu düşüncelerden rahatsız olursa ya onları cezalandırmaya kalkar veya onlar kendilerine daha rahat yaşayacakları, fikirlerini rahatlıkla gündeme getirecekleri ülkeler ararlar. Şu anda ülkemizin adalet diye bir problemi var. Kimse adalete güvenmiyor. Şunu hemen söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi bir karar aldı. Kıl payı. Biz bu kararın içeriğine ben hiç temas etmiyorum. Efendim bir takım akademisyenler belli bir süre önce bir deklarasyonda bulunmuşlar ve hükümetin aldığı bir kararı kınamışlar. Kınarken de bir takım imalarda bulunmuşlar. Doğru yanlış ama imada bulunmuşlar. Bundan dolayı mahkemeye gitmişler. Mahkeme de bunları cezalandırmış. Bunların içinde bizim milletvekillerimizden bir tanesi de var Cihangir Bey'de. Anayasa Mahkemesi bunu bozdu. Ucuca bir kişinin fazla olmasıyla ben şahsen Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın da bu kararda kullandığı oydan dolayı tebrik edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu bir şeyi gösteriyor.
Evet, Anayasa Mahkememiz var ama bakın böyle bir konuda bile Anayasa Mahkemesi kıl payı farkla ancak bir karar alabildi. İnsan haklarını ilgilendiren bir konuda. İşte bu şartlar eğer kamil manada ülkemizde yer bulmazsa, adalete güven sarsılırsa, biraz sivri akıllı olanlar, zeki olanlar, geçmişte benim tabirimle ülkenin problemini çözme konusunda azıcık deli olanlar kendi fikirlerini gündeme getirmek istemezler artık. Korku duyarlar, bundan dolayı da ülkeyi terk eder, başka yerlerde yaşama imkanını ararlar. Bakın son zamanlarda ciddi bir beyin göçü var. Elbette göç rakamları Türkiye'den batıya gidenlerin tamamı beyin göçü mahiyetinde değildir. Son 2015 yılından sonra Türkiye'deki kalkışmayla ilgileri olduğu için bir kısım insanlar da yurt dışına gitmiş olabilir. Ama şu rakamlara bakın. 2016 yılında 117.960 insan Türkiye'den ayrılmış, göç etmiş. Ama 2017 yılında 253.000 insan, %100'ün üzerinde bir artış var. Ülkemizi terk etmiş. 2018 yılında ise bu rakam 323-324.000'e çıkmış. Bu endişe verici bir gelişme. Aslında bizim şu anda hakikaten ülkemizi içinde bulunduğu şartlardan kurtaracak beyinlere ihtiyacımız var. Şunu yöneticiler iyi bilmeli. Düşünen, fikir üreten insanlar genelde mevcut düzenle çatışırlar. Ancak işte bu çatışmalardan gerçekler ortaya çıkar. Bu çatışmalar neticesinde ülkede yeni yollar açılır, mecralar tesis edilir. Siz bunların önünü keserseniz, bizimle aynı fikirde değil diye bu insanları susturursanız, insanlar becerikli, kabiliyetli, zeki insanlar bu ülkede yaşamak istemezler, terk eder giderler. Geriye kalanlar da yalakalar olur. Bir de bizim gibi, hadi bakalım biz de siyaseten hiç olmazsa bu konuda düşüncelerimizi dile getirelim diyen bir havuç insan kalır. Son zamanlarda Saadet Partimizin giderek kamuoyunda herkesin söylediği bir söz var. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Bazıları bunu bizi pohpohlamak için söylüyordur. Bazıları başka niyetle. Ama Saadet Partisi'nin özgül ağırlığı aldığı oydan kat kat fazladır. Neden? Biz gerçekleri sürekli olarak söylüyoruz da ondan dolayı. Ve bizim bu söylememiz birilerini rencide etmek, üzmek için değil, gerçeklerin görülmesini sağlamak için. İktidar birazcık kulak verse ne dediğimize emin olun istifade eder. Ama karşı mı söylüyorlar? Kapatın şunları ya, canımızı sıkmasınlar derlerse o zaman da hiçbir şekilde girdikleri yanlış güzergahtan kurtulamazlar. Bunu bilmeleri icap eder. Onun için ben iktidarı tekrar, Sayın Cumhurbaşkanı'nı, ekibini, iktidar diyoruz da Sayın Cumhurbaşkanı, yani iktidar dediğimiz zaman artık eskisi gibi bir hükümet vesaire yok. Sayın Cumhurbaşkanı var. Sayın Cumhurbaşkanı'nı, ekibini de toplayarak bu konular üzerinde yeniden bir görüşme açmasını tavsiye ediyoruz. Aslında buna benzer bir takım adımları attıklarına da şahit oluyoruz. Biraz daha rahatlıkla milletvekillerinin, parti teşkilatlarının görüşlerini alma yoluna girmişler. Ama bu yetmez. Bunun icraata yansıması icap eder. Bu işin de başında bir numaralı meselesi adaletin tesisidir. Adalet tesis olmazsa, edilmezse ülkede hiçbir şey düze çıkmaz. Fikir, inanç, ifade özgürlüğü de elbette adaletle güvence altına ancak alınabilir. Onun için Türkiye'mizde son zamanlardaki ekonomik sıkıntılar endişe verici boyutlara ulaştı. Birçok ekonomist son zamanlarda Merkez Bankası Başkanı'nın iskat edilmesinden
devre dışı bırakılmasından, yerine yeni bir arkadaşın tayin edilmesinden sonra kanunlarda yapılan bir takım değişikliklerle Merkez Bankası rezervlerinin gerektiğinde hükümet tarafından başka maksatlarla da kullanılmak üzere el konulabilmesi gibi hususlarda yetki verilmesine iktidara bir kargaşa ortamı doğurdu. Rakamları eninde sonunda topluyorsunuz, aynı neticeyi vermiyor. Açık çıkıyor. Hükümetin raporlarına bakıyorsunuz, verdikleri rakamlar Merkez Bankası'nın rezervleriydi. Giren para, çıkan para, dış ticarette sattığımız, aldığımız, Türkiye'ye gelen işte ekstradan cari açıkla ilgili onu kapatacak olan bir takım adımlar. Sonra bir de bakıyorsunuz ki rakamlarda bir boşluk var ve ciddi bir boşluk var. Bu şunu gösteriyor. Hükümet maalesef rakamlarla oynama teşebbüsünde bulunuyor. Siz rakamlarla oynarsanız insanları değil, sadece kendinizi kaldırırsınız ve sadece bu memlekete zarar verirsiniz. Her şey iyi gidiyor. Rakamlar öyle göstersin. Eğer her şey iyi gitmiyorsa, iyi gidiyor demek o işi düzeltmeye yetmez. Ne yazık ki arkadaşlar bunu bir türlü görmüyorlar. Ama somut rakamlar var. Siz bunu 1-2 puan indirip 1-2 puan çıkarsanız hiçbir şey düzelmez. Şu anda işsizlik oranı %13. %14,1'di. Evvelki ay, şimdi 13'e düştü. Yaz ayları, turizm mevsimi. Aynı zamanda tarımsal sahada da bir takım elbette istihdamlar meydana geldi. Ama bu işin işsizliğin çözüldüğü istikametinde atılan doğru bir adımdır, doğru bir gelişmedir dememize yetmez. Genç işsizlik %25. Açlık sınırı, hikmeti ilahi, yani enteresan bir ülkede yaşıyoruz. Son 7 aydır yapılan, atılan bütün adımlara rağmen hala 2075'tir. Onun için de 2020 lira işte asgari ücret. Zaten açlık sınırı bizim için olmazsa olmaz haline geldi. Ya mübarekler, yani ekonomide birkaç tane rakam var. Birisi milli gelirle ilgili olarak, milli gelirin dağılımıyla ilgili olarak. Birisi açlık sınırıdır. Birisi de yoksulluk sınırıdır. Bak, zenginlik sınırı değil, yoksulluk sınırı. Hiç kimsenin, sendikalar dahil, aklına yoksulluk sınırı diye bir sınır gelmiyor. Neden? Çünkü yoksulluk sınırında maaş alan insanlar parmakla gösterilecek kadar az. Niye? Çünkü almış başını gidiyor. Yoksulluk sınırı şu anda yaklaşık olarak 6.800 lira civarında. Aslında bizim kanaatimiz o 7.000'i geçti. Açlık sınırı devletin resmi rakamına göre 2.075 lira. Diyanete göre, ben Diyanete daha çok güveniyorum bu noktada, fitre miktarını 23 lira olarak belirledilerdi Ramazan'da. 23 liradan 4 kişilik bir ailenin gelirini alırsanız 2.670 lira. Ne oldu ya? Diyanetin bile açlık sınırını kabullenemiyor hükümet. Böyle ekonomik anlayış olur mu? Onun için rakamlar karmakarışık. Hangisine tutturacağınızı bilemiyorsunuz. Ama her bir şey çok açık. Türkiye'de ciddi olarak üretime dönük hiçbir yatırım yapılmıyor. Türkiye'de tarıma hala gerekli önem verilmiyor. Dışarıdan ithal etmek üretmekten kolay geliyor. Çiftçiye nasıl yardım edeceklerini bile bilmiyorlar. Hep söyledik ya. Çiftçinin cebine giren para satış zamanında yaptığı harcamalardan fazla değilse çiftçi bir daha ekip biçmez ya. Bu kadar basit bir aritmetikle karşı karşıyayız. Bir adam bütün imkanlarını seferber edecek, ekecek, biçecek, masraf edecek, gübre alacak, mazot harcayacak, elektriğe para ödeyecek, ilaç alacak, buralardaki vergileri ödeyecek, sonra da bunu hasat zamanında satacak, eline geçen para. İkisinin arasında kendisine kar kalmaz, geçimini sağlayacak bir miktar kalmazsa çiftçi çiftçiliğine devam etmez. Bu iş fındık için de geçerlidir.
Çay için de geçerlidir. Buğday için de geçerlidir. Zeytin için de geçerlidir. Hangi noktaya giderseniz mısır için de pamuk için de geçerlidir. Her biri için ayrı bir strateji belirleme gerekir. Biz ayrısını bıraktık. Hükümet doğru dürüst bir politika, genel manada bir politika, demin söylediğim anlayışı bile kabullenmiş değil. Niye topraklarımız ekilmiyor? Onu bile düşündüklerini zannetmiyorum. Tabii bunun yanında liyakate önem verilmemesi. Çünkü bunu liyakat sahibi insanlar yapar. Ziraat mühendisleri kusura bakmasınlar. Aramızda var mı yok mu? Ama benim gibi kravatlı ziraat mühendisleri Türkiye'nin ziraat problemini çözemez. Azıcık çarık giyecek, bağrını açacak, gidip çiftçiyle beraber yatıp kalkacak, onun halini anlayacak, hükümete de bunu ulaştıracak, ha o zaman bu iş çözülebilir. Ama yoksa sadece oturduğu masadan meseleleri bizim gibi takip etmeye kalkanlar, onu takipten bile aciz kalırlar. Tabii bizim bugünkü şartlarda dış politikadaki keşmekeş, biraz önce ifade ettim, eğitimdeki sıkıntılar, hiçbirisi ne yazık ki çözülmüş değil. Tabii son olarak bir hususa daha temas etmek istiyorum. Türkiye'mizde de dünyanın birçok yerinde de son zamanlarda altın madeninin işlenmesi ciddi bir gelir kaynağı olarak, aynı zamanda döviz kaynağı olarak gözüktü. Türkiye'mizde de bazı yerlerde daha zengin altın madenleri, bazı yerlerde de düşük de olsa kar getiren altın rezervlerimizin olduğu anlaşıldı. Ancak bir problem var. Altın işlemeye kalktığınız zaman genelde siyanür kullanılıyor ve bu çevreye ciddi manada tahribat veriyor. Bir de altın rezervleri, öyle külçe altın bulmuyorsunuz. Topraktaki altın miktarı yüzde olarak çok düşük. Bundan dolayı da çok geniş sahalarda çalışma yapmak mecburiyetinde kalıyor altın işletmeleri. Ancak bizim burada bir geniş sahalarda altın işletmesi yapılmaya kalkıldığı için ciddi bir ağaç kıyımı yaşanıyor. İşte son zamanlarda Kaz Dağları'nda yaşanan hadiseler gibi. Birkaç hafta önce Uşak'a gitmiştim. Teşkilatlarımız orada uyardılar. Vatandaşlar da uyardı. Bakın burada da uzun zamandır bir altın meselesi var. Şimdilik durdu ama mahkemeler neticelenmiş. Yakında altın işletmeleri faaliyete geçecek. Ancak eğer bunlar eski metotlarla faaliyetlerine devam ederlerse Ege'nin tabii su kaynaklarının tamamı tehlikede. Önümüzdeki 10-15 seneye kalmaz bu su kaynaklarından istifade edemez hale geliriz dediler. Kaz Dağları Çanakkale bölgesinde. Aslında bizim Orta Anadolu'da, doğuda birçok yerde altın araması ve altın işletmeleri var. Biz elbette ülkemize fayda sağlayacak bu madenin işletilmesini gerekli görürüz. Ama pahalı diye bazı metotlar göz ardı edilirse bu geleceğimizi tehlikeye atmak manasına gelir. Çoğunlukla yüzeysel olarak bakılıyor. Sadece ağaç tahribatı gündeme getiriliyor. Ama en büyük tahribat su kaynaklarının tehlikeye düşmesindedir. Su kaynağı demek oradaki yaşantıyı etkiler. Oradaki tarımı etkiler. İnsan hayatını etkiler. Ama kısa vadeli gelirden dolayı sanki iktidar körleri sağırları oynuyor gibi bu noktada. Biz buna rıza gösteremeyiz. Bu konu süratle ele alınmalı. Geleceğimizi ipotek altına sokacak olan girişimlerden uzak durulmalı. Biz yatırımı, üretimi önemseriz. Ama geleceğimizi ipotek altına alacak olan yatırımlara da kesinlikle fırsat
vermememiz gerektiğine inanıyoruz. Bundan dolayıdır ki biz ne olursa olsun hem ağaç sökümünü ve kesimini telin ettiğimiz gibi onların yerine mutlaka yeni ağaçların dikilmesi gerektiğine vurgu yapmak isteriz. Bunu yapıyormuş gibi gözüküyorlar. Efendim falanca yerde 15 bin ağaç kestik, gittik öbür tarafta da 30 bin ağaç diktik. Kaçı yeşerdi? Bakımı yapıldı mı? Hakikaten bu gerçek mi? Bunu takip edecek olan iktidarın bizatihi kendisi, Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı. Ama bu konularda maalesef bugüne kadar ki sicillerinden dolayı iktidara güvenemiyoruz. Ne tarıma, ne hayvancılığa, ne madenciliğe, altının dışında altına doğru dürüst bu şekilde çevreye zarar verecek tarzda değer veriyormuş gibi gözükmeleri, madenciliği öne çıkardıkları konusuna gelmez. Manasına gelmez. Onun için bizim mutlaka bu konulara ciddi şekilde eğilmemiz gerekir. Tabii enerji çok önemli bir konu. Yani biz enerjide de kendi kaynaklarımızın değerlendirilmesine önem veriyoruz. Bu konuda ileride bazı açıklamalarımız da olacak ama hükümet bu konuda da ne yazık ki sınıfta kaldı. Birçok noktada da rüzgar gülleri diktiler. Çok güzel. Hay Allah razı olsun. Ama ya böyle bir kararı verdiğiniz zaman bunların %100'ünü Türkiye'de üretecek imkanı niye oluşturmadan bu işlere girdiniz? Milyarlar gidiyor. Milyarlar. Bu para Türkiye'de kalsa zor bir şey değil bu. Ama maalesef gitti. Güneş enerjisi diyoruz. %90'ı dışarıdan geliyor. Bu alternatiflerle olmaz. Zaten nükleer enerjiye geldiği zaman arkadaşlar 17 yıldır hiçbir iş yapamadılar. 3 santral dediler. O santrallarda ne yazık ki henüz netice vermedi. Ne zaman ciddi manada bu yatırımlar yürütülecek o bile belli değil. İşte bildiğiniz gibi Ruslarla olan anlaşma da şimdilik askıya alınmışa benziyor. Diğerlerinde zaten ciddi bir çalışma yok. Bu son noktada da bu Salda Gölü ile alakalı bir şeyler söylendi, yazıldı, çizildi. Elbette biz benzer mesire alanlarının, güzelliklerin geliştirilmesine her zaman taraftar oluruz. Ancak herkese bir endişe var. Bir yerde bir güzellik var mı? İktidarın bir numaralı meselesi. Ben buradan hangi rantı elde ederim? Allah rızası için ya. Bırakın şu inşaatları da, yüksek binaları, otelleri de. Birazcık da çevreyle ilgilenin. Onun için Salda Gölü ile ilgili mutlaka bir çalışma yapılmalı. O kadar güzel bir imkan her yerde bulunmaz. Ama oradaki vatandaş da bugünkü iktidarın siciline baktığı için bunlar buraya el atarlarsa apı yuttuk diyorlar. Bir endişeyi dile getiriyorlar. Biz de onların o endişelerini taşıyoruz. Bunun için iktidara bu konuda dikkatli olmaları, ikazında bulunmayı bir vazife biliyoruz. Benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Soru sormak isteyen arkadaşlar varsa cevaplamaya çalışayım. Evet. Buyur. Ya aynı şeyi ben de söyledim. Yani biz ille de o metnin içeriğini tasvip ediyoruz manasına gelmez. Bizim de Anayasa Mahkemesi'ni kararını olumlu karşıladığımızın altında yatan gerçek de bu. Çünkü orada bazı ifadeler kullanılmış. Ben kullanmazdım mesela belki o ifadeleri. Ama o ifadelerin kullanması bir suç işlendi manasına gelmiyor. Anayasa Mahkemesi'nin söylediği de o. Yani insanlar çıkarlar, bir konuda fikirlerini dile getirirler. Ben o fikri benimsemem
Ama o insanın o fikri dile getirmesini de onun hakkı olarak görürüm. Mesele bu kadar basit zannediyorum. Evet. Ben Ulaştırma Bakanı'nı tebrik ediyorum. Eğer sadece 9 kişi ise aferin. Yani çünkü bizim kanaatimiz orada öyle 9 kişiyle değil. 9 binlerle ölçülecek rakamlar var. Eğer Ulaştırma Bakanı, o da zaten cesaret göstermiş demek ki, inşallah öyledir. Belki de sadece bakanlığın bizatihi kendi kadrolarındadır. Yan kuruluşlarını dışarıda tutmuş olabilir. Ama bu rakam doğruysa tebrik etmek icap eder. Onu da ifade edelim. Ben aynı kanaatte değilim. Yani o beni tatmin etmedi. Onu hemen ifade edeyim. Eğer bu doğruysa bunun karşısına çıkarız. Ama bunu tenkit edecek olan AK Parti değil. Yani önce kendi haline bir baksın, ondan sonra tenkit etsin. Biz tenkit ederiz böyle bir iş yapılırsa. Yani Türkiye'de 82 milyonun içinde başka insan mı kaldı diye elbette sorarız. Yapılmaması icap eder. Ama bu insan işte tabiatı, biz de maalesef bir noktada birileri yetkili bir makama geldiğinde mağdur olanlar, o güne kadar dışlanmış kendini hissedenler mutlaka bir yolunu bulup yakınlarla irtibat kurmaya çalışıyorlar. Yani bunun doğru olmadığını bilmiyoruz. Bu konuda biz geçmişte iktidarın yapmış olduğu yanlışlıklara belediyelerin, hangi belediye olursa olsun, ister AK Partili, İster CHP'li, ister MHP'li, ister Büyük Birlikçi, ister İyi Partili veya Saadet Partili, kendi yakınlarını istihdam edecek bir politikadan kaçınmaları, kendi yakınlarına menfaat sağlayacak yatırımlardan kaçınmaları gerektiğine her zaman vurgu yaptık. Bundan sonra da biz bu vurgularımızı devam ettiririz. Varsa bir yanlışlık onu da dile getiririz. Hayırlı olsun. Ne diyelim? Yani biz bunlara o kadar çok alıştık ki ben bunları pek artık önemsemiyorum da. İktidar bunu adet haline getirdi. Türkiye'yi yandaşlarına paylaştırıyor. Ondan dolayı da beni pek ilgilendirmiyor. O almış, falanca almış, şu etmiş, bu etmiş. Yanlış bir iş. Yanlış bu üslup. Zaten yani iktidar aile partisi haline geldi. Eş, dost. Bunun da tasvip edilir tarafı yok ya. Bir gün bu iş bitecek. Bittiği zaman da bu sefer karşı taraftan tenkitler başlayacak. Şimdi zulmediyorsunuz, bunları elimizden alıyorsunuz diye. Allah kimseyi bunların düştüğü duruma düşürmesin. Evet, teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan buyur. Orada... Sizi tanıyayım. Ben burada televizyonda Şevket. Evet. Yeni parti kurma çalışmalarıyla ilgili yazacak gündem başkanlarından bir tanesi bu konu. Daha önce sizin uçağınız olmuştur. Yeni parti kurmasından buyursunlar, Saadet Partisi var. Bu konuda yeni güncel bir açıklamamız olacak mı? Evet. İkincisi, son günlerde yeni anayasa çalışması da gündemde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekim ayında bir kamp çalışması olacak. Yine dün
HDP eş başkanı Sayın Sezai Temelli'nin bununla ilgili bir açıklama sormuştu. Saadet Partisi'nin yeni anayasa ile ilgili herhangi bir çalışması olacak mı yakın dönemde? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Bir defa yeni parti için ben gelip bize katılsınlar demedim. Söylediğim söz şuydu, bizim kapımız herkese açık. Türk siyasetinde de yeni bir partiye ihtiyaç olduğu kanaatinde değilim demiştim. Bu tabii öbür taraftan dediğiniz gibi de anlaşılır. Ona da itirazımız yok. Biz varız. Politikalarımız belli. Çok açık, net bizim politikalarımızda değiştirmeyeceğimiz prensipler var. Onları kabul edenler elbette gelirler. Bu arkadaşlarla biz geçmişte birlikte çalıştık. Bizi de tanıyorlar. Ama kendileri bu noktada farklı bir düşündüğe kapılmışlarsa ona da bir diyeceğimiz yok. Ben kendilerine söylediğim gibi biraz işte bayramın girmesi, başka çalışmalar geciktirdi ama tekrar bu arkadaşlarının hepsiyle, hatta fırsat olduğu takdirde diğer partilerde, Sayın Cumhurbaşkanı'yla da, onlarla da görüşme belki fırsatı bulursak görüşürüz. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi onlara da aktarırız. Onun için bir takım çalışmaların yürütüldüğünü biz de görüyoruz. Ama henüz biz bu konuda bunun dışında söyleyeceğimiz bir şey yok. Arkadaşlarla oturduğumuz zaman bu meseleler belki biraz daha netlik kazanabilir. Zaten onlar da acele etmiyorlar şu anda anladığım kadarıyla. Bu çalışmalar daha önümüzde birkaç sene var gibi gözüküyor yeni bir seçime. Bazıları daha erken olur gibi söyleseler de seçimin iki seneden önce olabileceği konusunda benim bir tahminim yok. Onu belirteyim. Yeni anayasa, elbette Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Yani 1982 anayasası artık delik deşik oldu. Başlangıcından bugüne kadar birçok maddesi değişti. Bu kadar yamalı bir anayasayla Türkiye yönetilemez. Ancak biz şöyle bir ifadede bulunduk. Aslında Türkiye'deki yönetim tarzı, başkanlık, bugünkü manadaki başkanlık sistemiyle hiçbir ülke yönetilemez. Bunun diktatörlükten farkı adıdır. Diktatörlükte bir kişi karar verir. Onlarda da yani parlamentolar vardır, yok değil. Ama onların bir hükmü yoktur. Şimdi bu dikta rejimine evrilir dediğimizin sebebi de bu. Siz bir kişiyi her konuda yetkili kılacaksınız ama denetlenemeyecek bir kişi olacak. Bu doğru olmaz. Bundan dolayı biz bu sistemin değişmesi icap ettiğine inanıyoruz. Ancak parlamenter sistem mi olsun, denetlenebilir bir başkanlık sistemi mi olsun, bu konuda net bir tutumumuz olmadı bugüne kadar. Biz aslında başkanlık sistemine karşı değiliz. Başkanlık sistemi tutarlılık yönünden, istikrar yönünden fayda sağlar. Ama çok ciddi denetleme mekanizmaları kurulursa. Amerika'da var deniyor. Amerika'da bile muhalefet baş edemiyor şimdi başkanla. Çünkü yetkileri o kadar geniş ki. Ancak meclis, hem orada senato, hem millet meclisi bir araya geldikleri takdirde başkanın bir takım yanlış icraatlarını önleyebiliyorlar. Farklı partiler olursa iş tamamen çığırından çıkıyor. Başkan kendi bildiğini okuyabiliyor. Bu noktada bizim alternatiflerimiz var. Ancak anayasalarda olması icap eden noktaları biz belirttik. Şimdiye kadar bir anayasa çalışması bu sebeple yapmadık. Ama anayasada gözettiğimiz hususlar istikrar olmalı. Ancak denetlenebilirlik olmazsa olmaz şart. Öyle denetlenebilirlik dil ucuyla tenkit değil. Ve anayasada adalet mekanizması kimsenin müdahale edemeyeceği bir hale getirilmeli. Bugün evet Cumhurbaşkanı tayin ediyor. Meclis de tayin ediyor. Meclis ve Cumhurbaşkanı aynı partidense bitti. Bir kişi karar veriyor. Bir Anayasa Mahkemesi'nin böyle oluşması
Türkiye'de adaletin kamil manada tesis edileceği kanaatini doğurmaz insanlarda. Bizde de doğurmuyor. Onun için adaletin dışarıdan özellikle iktidar tarafından müdahale edilemeyecek bir noktada tesis edilmesi lazım. Ama bu istikrarsızlığa vesile olsun değil. Adalete müdahale edememeler. Edememeleri icap eder. Kuvvetler ayrımını da biz burada benimsiyoruz. Kuvvetler ayrımı konusunda farklı fikirler var. Bizim arkadaşlarımızın arasında da farklı fikirler olabilir. Ama kuvvetler ayrımı burada en önemli husus adalet mekanizmasının ve denetleme mekanizmasının iktidarın dışında olmasıdır. İktidar bu iki noktayı da kendi inhisarında tutmak istiyor. Niye? İstikrar için. Ya bunun adına istikrar denmez, despotluk olur. Onun için mutlaka ve mutlaka bizim anayasa dediğimiz zaman üzerinde duracağımız konularda, konuların başında bunlar geliyor. İstikrar olsun, çok sesliliğe kesinlikle müsaade edilsin, adalete kimse müdahale etmesin, liyakat gözetilsin. Liyakat da önemli bir husustur. Yani işte bizim için şu anda denetleme mekanizması tamamen iktidarın dışında değil. Halbuki biz iktidarın dışında bir denetleme mekanizmasına ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. İşte Sayıştay devre dışı bırakıldı. Var mı yok mu? Adı var, kendi yok. Birçok müessesenin denetlenmesinde Sayıştay dışarıda bırakıldı. Halbuki Sayıştay bizim en eski Osmanlı'dan kalan müesseselerimizden bir tanesi, devlet malına sahip çıkmak için ihdas edilmiş. O fonksiyonunu şimdi neredeyse yitirdi. Bundan dolayı da biz inşallah kongremizi de akdedeceğiz Ekim ayında. Onun arkasından bu tip çalışmalarımız biraz daha hız kazanacak. Çünkü yeni bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapının içinde Türkiye'nin sadece anayasa adalet mekanizması değil, tamamında bizim görüşlerimiz nedir, kamuoyuna yansıtılacak tarzda ele alacağız ve duyuracağız kamuoyuna inşallah. Çok da uzun bir zaman almayacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Başka bir soru yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.